أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين Allah-u Zülcelal Celle Celaluhu'ya sonsuz hamdü senalar, nihayetsiz şükürler olsun. Resul-i Kibriya Habibi Huda Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ehline, ashabına ve etbaına salat ve selam olsun. Cenab-ı Hak tevfikat-ı sübhaniyesine cümlemizi mazhar eylesin. Sevdiği ve razı olduğu kulları arasına bizleri de dahil eylesin. Kalplerimizi dini ve taati üzere sabit eylesin. Her türlü batıldan, yanlıştan, dalaletten, sapıklıktan bizleri muhafaza eylesin. Ehl-i sünnet ve cemaat akidesi üzere ihlas ve takva ile rızasınca bir hayat yaşamayı cümlemize nasip eylesin. Değerli cemaat-i müslimin, bugün inşallah Maide suresi 85. ayet-i kerimede kalmış idik. Bu ayeti kerimeden devam edelim. Cenab-ı Hak istifadeyi cümlemize nasip eylesin. Estaizu billah, bismillah. فَاَثَابَهُمُ اللّٰهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِيَ لَنْهَارِ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ فَاَثَابَهُمُ اللّٰهُ Allah Azze ve Celle onları sevaplandırdı, mükafatlandırdı, ödüllendirdi. İmâ kâlû söyledikleri sebebiyle cennetin cennetlerle ki tecrîmin tahtiyel enhâr altlarından ırmaklar akan cennetler. Hâlidîne fîhâ orada ebedi kalıcı, içinde ebedi kalacakları altından ırmaklar akan cennetlerle Allah onları mükafatlandırdı. Ne sebebiyle? Sözleri sebebiyle. Dikkat buyurun. İzahına geçeceğiz inşallah. وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ Böylece muhsinlerin cezası, mükafatı bu şekildedir diyor Mevla. Allah muhsinleri, ihsan sahiplerini böyle ödüllendirir, mükafatlandırır. Sadakallahu azim. Bu ayet-i kerime ehl-i sünnetin bu manada delillendirdiği görüşlerini ispat için müracaat ettiği ayetlerden bir tanesidir. Çok önemli, ehemmiyetli bir mesele içermektedir. Şöyle ki Rabbimizin buyurduğu üzere daha önceki dün okuduğumuz ayetlerde Hristiyan rahipler, keşişler, papazlar kendilerine Kur'an ayetleri okunduğunda, duydukları, dinledikleri bu ayet karşılığında ne yapmışlardı? Ağlamışlardı ve şöyle demişlerdi. يَكُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا Dediler ki biz iman ettik. Kur'an'ı duyduklarında, kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda, cevaben karşılığında Hristiyan rahipler, keşişler, efendim ne dediler? Biz iman ettik. Yani la ilahe illallah Muhammed Resulullah dediler. Sonra fektubna ma'şahidin. Akabinden de böyle bir dua yaptılar. Ya Rabbi bizi şahitlerle beraber yaz. Bu söz, söyledikleri bu söz. Rabbimiz bu sözü alarak ne buyuruyor? Bu sözlerinin karşılığında Allah onları İçlerinde ebedi kalacakları, altlarından ırmaklar akan cennetle ödüllendirdi, mükafatlandırdı. Ne yapmışlar adamlar? Yaptıkları nedir? Söyledikleri bir söz. İman ettik dediler. İman ettik derken, iman etmenin sözü ne iledir? La ilahe illallah, Muhammed Resulullah. Bu sözü söylediler diyor Mevla. Akabinden de dualarında dediler ki ya Rabbi bizi şahitlerle ki o şahitler
yeryüzünde Allah Teala'dan başka ilah olmadığına şahitlik eden bütün peygamberler ve bütün iman edenler, onlarla beraber bizi de o taifeye, o zümreyi nacihaya dahil eyle diye bir duada bulundular. Mevla Teala bu iman sözleri ve duaları hatırına biz onları cennetle ödüllendirdik buyurdu. Ehl-i sünnet ulema bu ayeti delil alarak buyuruyor ki, iman edenler cehenneme düşseler de içinde ebedi kalmayacaklardır. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın vaad-i sübhaniyesi var. İman edenlere, imanın karşılığında Allah mutlaka cennete onları koyacaktır. Dolayısıyla cennete girdirdikten sonra, yani iman edenler cennete girdikten sonra, tamam siz cenneti gördünüz, benim sözüm yerine geldi, hadi şimdi doğru cehenneme, içinde ebedi kalacaksınız demez Mevla. Mevla kuluna cennetin kapılarını açtı mı, yani kulunu cennetine koydu mu, bir daha Allah kulunu cennetten çıkartmaz. O zaman iman edenler cennete gireceklerine göre, eğer ki cehennemi hak etmiş bir hayatla ahirete gitmişlerse, cehennemde cezalarını çekerler, sonunda mutlaka cennete girerler. Aha, ayet-i kerime bunun ispatıdır, delilidir. Bu ayet-i kerimeden yine ulema buyurmuşlar ki, Mevla Teala, madem ki Hristiyan rahiplere, keşişlere iman sözünün karşılığında cenneti söz vermiş, onları cennetle mükafatlandırmış, demek ki cennete girmek için sadece iman yeterli midir? El cevap, sonunda cennete girmek için iman yeterlidir. Yani bir adamın imanı var da ameli hiç yok ya da eksik, noksan, kusur, günahları çok, o iman sonunda onu cennete koyar mı? El cevap, iman edenler cennete mutlaka gireceklerdir. Bu iman öyle bir şey ki Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır. Bedava iman ettik. Kendimizi Müslüman bir memlekette, Müslüman bir anne babadan dünyaya gelmiş, etrafımızda Müslümanlar, biz de Müslümanız. Bu Müslümanlık, bu iman, yani babadan evlada kalan bir miras gibi kabul edilmemesi lazım da, biz imana sahip olmak için bir bedel ödemedik, onu söylemeye çalışıyorum. Ama keşke bedel ödeyerekten iman etseydik, o zaman o imanın kıymetini belki biz de bilirdik. Şimdi oturduğumuz yerden hiç bedel ödemeden, anneden doğma Müslümanız ya, onun için Müslümanlığın, imanın kıymetini maalesef maalesef bilmiyoruz. Allah Teala'nın bize, yeryüzü Müslümanlarına, dünyada en büyük ikramiyesi, Allah Teala'nın kuluna dünyada en büyük hediyesi, inamı, ihsanı nedir diye sual edilecek olsa, kuluna eğer Allah dünyada iman nimeti nasip etmişse, o kul dünyanın en nasipli, en bahtiyar, en büyük nimetine sahip olan kuldur. İman, iman. Zira cennetin sigortası, cennetin garanti, cennetin anahtarı. Bu imana sahip olamayanlar, velev ki dünyanın sahibi olsalar da ahiretlerini kaybetmişler. O yüzden hani bugün büyük ikramiye peşinde insanlar koşuyorlar ya, aman hoca diyor öyle deme, ikramiye bana bir çıkarsa var ya, halbuki farkında değil, bir anlayabilsek, büyük ikramiyeyi Allah bize vermiş, bundan daha büyük ikramiye olur mu? Ama ikramiyenin kıymetini bilmeyince nimet ablanın sana verecek olduğu piyango biletinde ikramiye aramak durumunda kalıyor bugünün Müslümanlar. Halbuki düşünen insanlar için konuşuyoruz şimdi. İkramiye dedik ya, bu ikramiyede sana çıksa en fazla ne kadar çıkacak? Hani haramlığını bir kenara koydu, konuşuyoruz. O ikramiyeye çok ihtiyacım var hocam, o para bana bir çıkarsa var ya diyenlere ne kadar o paranın miktarı? Hani milyon
öyle ifade ediliyor. Ne kadar ben de bilmiyorum da. Ben o milyonların yanına bir o kadar da para koyun diyorum. Hatta şu dünyanın tamamını parayla, dolarla, altınla doldursalar, sana teklif etseler. Karşılığında senden bir şey isteseler. Nedir? İmanını ver, İslam'dan çık. Ben Müslüman değilim de şu dünya içindekilerle senin olacak deseler. Buna evet diyecek, bunu kabul edecek insan varsa o imanın zaten farkında değildir, belki iman da etmiş değildir. Zira o iman sana yarın ahirette ebedi cennetin kapılarını aralayacak olan bir devlet, bir nimet. Bunun karşılığı dünyada parayla, pulla haşa ölçülebilir mi? O zaman sana bak, Allah bu kadar ikramiye vermiş. Karşılığı cennet olan bir nimeti, imanı sana nasip etmişse sen hala haramda ne ikramiye peşinde koşuyorsun? İman eden Müslüman kardeşim, koy bir kenara imanını, hani ikramiye ihtiyacın var diyorsun ya. Mevla Kur'an'da buyuruyor ki وَاِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْسُوَا. Size verdiğim nimetleri saymaya kalkarsanız bitiremezsiniz Allah diyor. Bugün o paraya benim çok ihtiyacım var. O yüzden kumardır, haramdır, piyango alınır, caizdir. Bakmayan kardeşim, İkramiyeyi nimet anladan bekleyen kardeşim. Şimdi sana deseler ki, aklın var ya, aklın, Allah sana akıl gibi bir nimet vermiş. Bu aklını ne kadar paraya satarsın? Bu sene milli piyangonun en büyük ödülü sana çıkacak, devlet garantili. Ama karşılığında senden bir şey istenecek. Nedir? Aklın olmayacak. Bundan sonra akılsız yaşayacaksın. Bundan sonra kalan ömrünü akılsız yaşamak adına piyangonun sana çıkmasına razı olacak bir akıllı var mı? Demek ki bak, piyangoda sana çıkacak olan paradan daha çok zenginsin sen aslında. Daha çok, daha kıymetli şeylere sahipsin. Devam edelim. İki tane gözünün bir tanesini kaç paraya satarsın? İki tane ayağının bir tanesini kaç paraya verirsin? İki elinden kaç paraya vazgeçersin? Önüne dünyaları koysalar, satmayacağın, vermeyeceğin değerlere sahipsin. Ama bugüne kadar farkında değildik, değil mi? Onun için en başa dönersek, bak Mevla Teala dinledikleri ayetler karşısında gözyaşı dökerek iman ettik diyenlere o sözlerinin karşılığında cennetin kapılarını aralıyor. Bu nasıl bir sözdür? Cenneti açıyor ya adamı. Bir söz, ama o söz öyle basit bir söz değil. Bütün peygamberlerin yeryüzünde insanları davet ettiği bir sözden bahsediyoruz. Ebu Cehillerin yıllarca düşmanlık edip peygambere savaş açtıkları o gerekçe, o söz, kelime-i tevhidden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu sözün hakkını verenlere sadece iman etmenin karşılığında Cenab-ı Hak cennet sözü vermektedir. Ama bu iman sözünün de 3 tane mertebesi var. Yani iman sözünün 3 ayağı var tabiri caizse. La ilahe illallah diyoruz ya, bu la ilahe illallah uluhiyette Allah, rububiyette Allah, ubudiyette Allah, yalnız ve sadece Allah demedikçe, bunu kalbe tasdik ettirmedikçe ve bunu hayatında ispat etmedikçe bu sözün sahibi maalesef olunmaz. Onun için bu söylediğimiz manada Allah'tan başka ilah kabul etmeyen, Allah'ın Rablığından başka bir Rab, bir otorite karşısında boyun eğmeyen, Allah'tan başkasına ibadet etmeyen, sadece mabudun bilhak olan Allah kulluk edilmeye layıktır diye buna inanan, kabul eden ve böyle bir hayat ortaya koyan, sadece bu imanının karşılığında cennete layıktır diyelim. Mevla Teala inşallah bizi bu sözün hakkını verenlerden eylesin. Amin. Ayetin sonunu Rabbimiz nasıl bitiriyor? ذَٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ. İşte Allah muhsinleri böyle mükafatlandırır. Demek ki iman eden cennetlik müminlerin Mevla Teala bir yönüne
bir özelliğine işaret ederek onlar ihsan sahibi, muhsin kullardır diyor. Muhsin. Ne demek muhsin? Hani meşhur Cibril hadisinde Cebrail aleyhisselam Efendimiz aleyhisselama sormuştu. Ya Resulallah, ihsan nedir diye. Mel ihsan? Efendimiz aleyhisselam bir ihsan tarifi yapıyor değil mi? İhsan. Yani muhsin adam kimdir? Efendimiz aleyhisselam şöyle diyecek. En te'budallah ke'enneke terahu fe illem tekün terahu fe innehu yarake. İhsan nedir? Allah Teala'yı görür gibi ona ibadet etmen. Sen Allah'ı görmesen de Allah seni görüyor. Bu bilince sahip olmandır. Mevla ne diyor? İhsan sahibi kulların Allah içinde ebedi kalacakları cennetle mükafatlandıracaktır. Kimdir ihsan sahibi kul? Allah seni görüyor. Allah senden haberdar. Mevla her şeyine muttalidir. Allah'ın murakabesinde, Allah'ın gözetiminde, Mevla Teala'nın ilmi, izni, iradesi dahilinde bir ayet yaşadığının bilincinde hareket edene muhsin, ihsan sahibi kul deniliyor. Allah dostlarından muhsin kimseyi tarif ederken şöyle diyecekler. Kimdir ihsan sahibi kul? Her haliyle Allah Teala'nın kendisiyle beraber olduğu şuurunda olan insan demek. İhsan sahibi kul. Hani ayette Mevla buyuruyor ya, وَهُوَ مَاكُمْ حَيْثُ مَاكُنْتُمْ. Nerede olursanız olun, ister dağ başında çoban olun, ister millet meclisinde milletvekili olun, bakan olun. Allah sizinle beraberdir. Gece de sizinle beraberdir, gündüz de sizinle beraberdir. Yalnızken de Allah sizinledir, kalabalık içerisindeyken de Allah sizinle beraberdir. Bu imana, bu şuura sahip olan, ona göre madem Allah benimle beraber, madem Allah beni görüyor, madem ben Rabbimin murakabesinde, gözetimindeyim, ona göre adım atmam, yaşamam lazım, şuuru bilinciyle hareket eden, yaşayan kimseye muhsin denilir. Hani Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasını Kur'an bize anlatıyor ya, Züleyha validemizle baş başa kaldıklarında, Züleyha validemiz onu kendine, nefsine davet ettiğinde Yusuf Aleyhisselam reddediyor, kabul etmiyor değil mi? Züleyha validemiz ne diyecek ona? Yani seni bu davete gelmekten alıkoyacak, beraber olmamızı engelleyecek ne var diyecek? Bak odada tek başımızayız, baş başa kaldık ikimiz. Kimse görmüyor bizi. Niye? Senin de canın beni çekiyor, benim de canım seni çekiyor tabiri caizse. Çünkü kendisine yok denilemeyecek kadar güzellikte bir kadın Züleyha. Bütün kadınların kendisine aşık olduğu güzellikte Yusuf Aleyhisselam. Niye benimle beraber olmuyorsun? Züleyha'nın bu teklifine Yusuf Peygamber'in karşılığı neydi? Alemlerin Rabbi olan, beni burada gören Rabbimden haya ederim ben. Züleyha'nın bir adım sonrasında Yusuf Aleyhisselam'a söylediği neydi? Bak burada eğer beni reddeder, beni kırar, benim davetime icabet etmez, benimle beraber olmazsan bakan karısı. Sen burada efendim hizmetli kölenin birisin. İki dudağım arasında bak senin geleceğin. Seni zindanlara attırırım. Seni mahkum ettiririm. Sana şöyle eziyetler yaptırırım diye tehditler savurmaya başlayacak Kur'an'ın haberleri. Yusuf Aleyhisselam ne diyecek Züleyha validemize? Normalinde hiçbir erkeğin o ortamda reddedemeyecek olduğu, yani kimsenin görmeyeceği bir ortamda cazibesine yok denmeyecek bir kadına yok demek ancak Yusuf Aleyhisselam gibi ihsan sahibi bir müminin yapacak olduğu şeydir. Ne dedi Yusuf Aleyhisselam? Sen beni neyle korkutuyorsun? Zindanla. Senin bana teklif ettiğin, korkuttuğun zindan, beni davet ettiğin bu ahlaksız işi yapmaktan benim için daha hayırlıdır dedi. Yani beni gören Rabbimin emrini çiğneyip seni memnun etmekten, öyle 5-10 dakikalık bir keyif alacağım diye Rabbimi darıtmaktansa zindan hayatı benim için daha hayırlıdır diyecek.
Yusuf Aleyhisselam'ı bunu söylemeye ya da Yusuf'a bunu söyleten şeyin altına baktığınızda ne var? İhsan sahibi olmak var. Yani Allah seni görüyor. Şöyle kabul edin. Bir kadınla baş başa kaldığınızda, Rabbim muhafaza eylesin de misal olsun diye söylüyorum. Bir kadınla yalnız tek başına efendim baş başa kalan ve güzelliği karşısında da onun cazibesine yok denmeyecek bir kadınla bir ortamda o kadının ahlaksız teklifine bir insan hangi halde yok diyebilir, karşı durabilir? Yalnız başınızasınız, tek başına bir otel odasında. Şöyle devam edelim. Otel odasında bir kamera sizi kayda alıyor ve gün battığında akşam bütün memleket sizi seyredecek bilseniz, kamera kayıtları altında o kadının ahlaksız teklifine yine nefsinizi memnun etmek, 5-10 dakika keyif almak adına evet diyecek olan var mı? Bak, bir kamera insanın elini ayağını bağlıyor, değil mi? İşte nasıl seni beni bir kamera bağlıyorsa, Yusuf gibi ihsan sahibi kulların da kamerası ve huve ma'kum haytum ma'kuntum ayeti. Allah bize şah damarımızdan yakın. Allah görüyor mu? Başkasını görmesine gerek var mı? Yani 60 milyon seni seyredecek bilsen, o işi yapmıyorsun da Allah seni görüyor bildiğin zaman niye yapıyorsun? Yapabiliyorsan demek imanında bir sıkıntı var. Mevla Teala da bak, içinde ebedi kalacakları cennetin sözünü kime veriyor? İhsan sahibi kullarına veriyor. Kimdir onlar? Allah beni görüyor. Bu düşünceyle, bu şuurla, madem ki Allah'a kulluk için yaratıldım, Allah beni kendine kul olmak için yaratmış, bunca alem, bunca etraftakiler Allah'ın rızasını kazanmak içinse, aldığım bu nefes, hayatım, efendim, sahip olduklarım Rabbime kulluk yapmak için ya. Mevla öyle demiyor mu Kur'an'da? اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا. Hayatı size veren, vakti geldiğinde öldürecek olan, hayatı ölümü yaratan, niye bu ikisini yarattı? اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا. Bakalım hanginiz güzel bir kulluk yapacaksınız Mevla diyor. Hayatın gayesi neymiş? Hangimiz güzel kulluk yapacağız, güzel yaşayacağız? Mevla ona bakacak. İhsan neymiş büyüklerin gözüyle? İhsan, Allah Teala'yı razı etmek, rızasını kazanmak adına bir ömür وَاَهُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَتِيَكَ الْيَقِينَ. Ölüm size gelinceye kadar Allah'a ibadet üzere yaşayın. Yani bu dünyadan sağlam çıkamayacaksınız. İçinde yaşadığınız hayatın sonunda mutlaka ölümü tadacaksınız. Ama koronadan olur, koronasız olur, kanserle olur, kansersiz olur, trafik kazasıyla olur, kalp kriziyle olur, beyin kanamasıyla olur. İçinden sağlam çıkamayacağınız bir dünyada yaşıyorsunuz. Bu hayatın sonunda mutlaka ölümü tadacaksınız. O zaman ölümden korkmanın anlamı yok. İmansız ölmekten korkacaksınız. İhsan nedir? Bu dünyada Allah'ı razı edemeden, Rabbin rızasını kazanamadan bu dünyadan gitmenin korkusuyla yaşamanın adıdır. Allah hepimize rızasını kazanacak bir hayat yaşamayı nasip eylesin. Yaptığımız her işte Rabbimizin rızasını gözetmeyi. Allah bizimle beraber camide de seninle, sokakta da seninle, evde de seninle, televizyon seyrederken de seninle, kahve ortamında da seninle. Bütün bu hayatın sonunda Allah, son bir cümle, dostlardan biri cemaate vaaz ediyor. Ahirette şöyle hesap var dedi, böyle sual ver dedi, onun hesabı sorulacak, bunun hesabı sorulacak. İçlerinde dostlardan biri var. Dedi ki, hoca dedi, bu kadar uzatma dedi ya, bu kadar korkutma bu cemaati. Ahirette Allah Teala kullarına tek bir şey soracak dedi. Tek bir şey. Mevla buyuracak ki, kulum gel bakalım buraya. Ahmet, Mehmet, Hasan. Ben Allah olarak bütün zatımla, sıfatlarımla, fiillerimle senin içindim diyecek Allah. Sen kim için yaşadın? Ben Allah olarak
bak yarattım, halk sıfatını senin için kullandım, Rezzak sıfatımı senin için kullandım, Rahman sıfatımı senin için, bütün sıfatların da seninleydi. Sen kimin için yaşadın, neye kulluk ettin? Bunun cevabını veren kurtulacak. Allah cevabını verenlerden eylesin. Rıza lillahi'l-Fatiha.